Herkese merhabalar, ben Müjdat Volkan Çanaral. Kanala yeni formatta yeni videolar ekleyeceğimizi söylemiştik. Bu hafta formatlardan birisini ekliyoruz, açılışı yapıyoruz. Belli başlı konularda fikir beyan etmek isteyen, bilgi sahibi olan kişilerle röportajlar yapacağız. Bu hafta yanımızda Rabia var. Rabia benim eski bir dostum. Dönelim ona. Rabia, biraz tanıtır mısın? İsmim Rabia. Kayseriliyim, 14 Haziran 94 Avusturya doğumluyum. Nevşehir Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümü okudum. Aslında bu konularda ilgimi çekmemi sağlayan da okuduğum bölüm ve hocalarım. Şimdi ben seni tanıyorum. Onun için rahatlıkla sorabilirim. Sen kadın hakları olayına biraz farklı bir boyuttan bakıyorsun. Senin için aslında asıl olan insan hakları. Biraz bundan bahsetmeni istiyorum bize. Yani bu da aslında şöyle, kadına şiddet son bulsun ya da hayvana şiddet son bulsun gibi değil de şiddeti ortadan kaldırdığımızda aslında bakarsanız kadına şiddet de ortadan kalkmış olur. Hayvana şiddet de ortadan kalkmış olur. Herhangi bir eşyaya dair şiddet ortadan kalkmış olur. Aslında bu işi Rabia ile beraberiz. Gerçekten ortadan kaldırmamız gereken şey kadına şiddet değil, şiddet olması gerekiyor. Kendisiyle böyle sohbet ederken böyle bir nüans yakaladık ve beraber kamera karşısına geçmemiz gerekiyor diye düşündüm. Onun için şu an beraberiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki Rabia, seni insanları bilinçlendirmeye iten, onlara anlatma gereği duyduran şey nedir acaba? Aslında şöyle, hepimiz doğduğumuzda, düştüğümüz ataerkil toplumda, aile yapımızda bile birçok şiddete maruz kalıyoruz, ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Yani yine kadına şiddetmiş gibi oluyor ama dışarı çıktığımızda bile sizden cinsiyet fark etmeksizin bir sürü şiddet ve ayrımcılık söz konusu. Benim de aslında ailemde birçok varmış ama fark edememişim. Okuduğum bölüm itibariyle biraz röportaj yapmak zorunda kaldım. Köylere inmek zorunda kaldım ve zamanla bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verdim. Köylere inmek zorunda kaldın ve daha sonra bu işte işaretine dönüştün. Aynen aynen. Başta zorundalıktı. Burada keseceğim. Şu an kestim. Hadi süper. Vallahi bak, kalkmıyorum yerine. Videoyu kapatmayayım. Ben onu keser halde veririm. Tamam. Evet. Rabia, bugüne kadar neler yaptın? Yani bu iş okulun sana verdikleriyle beraber hem onlar hem sen kendin neler ekledin? Ne koydun bu işin üzerine? Onu da dinleyebilirsek senden. Şöyle bir hikaye biliyorum ben. Çocukluğumda anlatılmıştı. Deniz yıldızları kıyıya vurmuş ve çocuğun bir tanesi, yanlış hatırlıyor olabilirim, birer birer toplayıp onları denize tekrar koymuş. Bir adam gelmiş. Yani yapamazsın hani, hepsini kurtaramazsın şeklinde karşı çıkınca olsun, bir tanesinde olsa kurtarmış olurmuş diye. Hatta zamanında Deniz Yıldızı projesi vardı bu kapsamda. Bunun gibi yani bunu yaptım, bunu yaptım değil ama birine bile bir şey anlatıp onda biraz etki uyandırıp biraz kendini toparlamasına katkın oluyorsa ne mutlu bana. Aslında toplumu bilinçlendirmek, bireyi bilinçlendirmekten başlıyor ya. İşte aynen aynen. İşin temelini oluşturan kısım bu. Yani öğrenmemiz gereken kısım bu aslında. Toplumu değil, birey bireye gitsek her şey daha güzel olabilir. Tabii ki. Sana bu konuda katılıyorum. Evet, Rabia kostüm değişikliği yaptı şu an. Yeni kostümleriyle tekrar karşımızda aksesuarlarıyla. Rabia, şimdi bir şeylerle uğraşıyorsun. Ve uğraştığın şey gerçekten bence herkesin soyması gereken bir iş. Peki sen bu işe başlarken ya da devam ettirirken ne gibi zorluklarla karşılaştın? Ne gibi tamponlar konularına? Gerçekten soyunmadım ama bunun için gerçekten giyinmek gerekiyor. Bahsetmiyorum zaten. Bunun için giyinmek gerekiyor ama şöyle, insanlar anlayışlı değiller. Birincisi bu çok zor. Yani herhangi bir adres sorduğunda, bir saat sorduğunda bile çok ters tepki verecek insanlar var. Benim de okuduğum bölüm itibariyle hocalarımın bana verdiği ödevler vardı ve onlar için uğraştım. Birçok partilerle röportaj yapmak zorunda kaldım. Nevşehir'in hiç kimsenin bilmediği köyleri, Nevşehir'in de bilmez o köyleri, belki kapı kapı gezdim. İnsanlarda bir şeyler konuşmaya çalıştım, anlaşmaya çalıştım ama mesela bir tane kadını hiç unutmuyorum. O kadın bana kocam yanımda değil konuşamam dedi. Yani aslında biz konuşurken bile bir başkasına muhtaç gibi hissediyoruz. Sanki bu bahsettiğin sıkıntı biraz ataerkil toplum olmanın temelinden geliyor. Aynen aynen, aslında onu da bir çözebilmek gerekiyor. Peki sence kadın haklarının daha kuvvetlenebilmesi ataerkil toplumun yıkılmasından mı geçiyor? Bence evet. Yani ataerkil toplumun yıkılması gerekiyor. Bunu da şöyle bir örnek de verebilirim. Etrafımdaki bütün arkadaşlarım şu an işsiz. Ve onların bile gelecek kaygısı şu yönde. Ben eşime, çocuklarıma yetebilecek gibi, sende de vardır, bir başkasında da vardır. Yani buna
bunu bize dayatan aslında toplum. Birbirimize yetmekten ziyade önce kendimize yetebilmek. Peki bu toplumu, yani ülkemiz için konuşmuyoruz. Bahsettiğimiz sorunlar dünyanın her yerinde var. Bu toplumun değişebileceğine inanıyor musun? Sence bu toplumu değiştirebilir miyiz? Yani aslında bakıldığında değişmez gibi, imkansız gibi duruyor ama deniz yıldızı gibi işte dediğim gibi. Yani bir kişiyi değiştirirsin, bir aile değişir, bir akraba toplumu değişir ve bir toplum değişir, dünya değişir. Yani küçük parçalardan, minimal parçalardan aslında bütün topluma empoze edebiliriz bu düşünceleri diye düşünüyorum. Ki benim gayem de artık yaşını başına almış insanları eğitebilmek değil. Çünkü bir yaş kısmından sonra insanların beyninde bir şeyleri alamıyorsunuz. Yanlış tabiyse onun doğrusu olmuş oluyor artık. Küçük yaştaki çocukları eğitebileceğime inanıyorum ama onları eğitirsem yeni gelen toplumun istediğimiz bir toplum olabileceğini düşünüyorum. Var mı bunda bir çalışma? Yani bugüne kadar bir şey yaptın mı? İsim vermek istemiyorum ama bir partiye gençlik kolları altında girip herhangi bir üyeliğim yok elbette. Ama girmeden önce şart olarak bunu sundum. Benim böyle bir isteğim var ve benim bunu duyurabilmem için de bir kamu kurum kuruluşu gibi bir işe üye olmam gerekiyordu. Ve okullara gittiğimizde böyle bir eğitim verebileceğimizi düşündüğümü söyledim. Onlar da beni gayet anlayışla karşıladılar. Umarım yakın zamanda güzel işler olur. Şey belirtelim bu arada yani biz siyasi politik amaç için burada değiliz asla. Ama Rabia'nın dediği gibi bir kişiye dokunabilirsek, bir kişiye elimiz uzanırsa, belki bir insanın değişmesine yardımcı olabilirsek bunun için buradayız. Onun için konuşuyoruz. Sohbeti gözle bunu size aktarıyoruz. Herkes senin kendine ait, kendi içerisinde inşa ettiği düşüncelerden bir pay çıkarabilir mi? Herkes. Herkes çıkarır. Yani ataerkil bir toplum içindeki erkekleri de bunun içine katıyorum. Herkes, yani bir hayvan bile, başı okşansın diye bekleyen hayvan bile gerçekten içerisinden bir pay çıkarabilir. Bir kere bencil insanlarız, yani bencil canlılarız diyebilirim. Ben birbirini döven hayvan görmedim ama hep birbirimize düşmanlık besliyoruz. Sözümüzle, dilimizle bile insanlara şiddet gösterebiliyoruz ya da onu giyemezsin, dışarı bu saatte çıkamaz. Bu sadece erkeklerin gösterdiği davranış değil. Kadınlarımız da erkek arkadaşlarına o saatte orada ne işin var? Kiminle görüşüyorsun? O kız kim gibi aslında birçok psikolojik ve sosyal şiddet gösteriyor. Ama bunları bilmediğimizi düşünüyorum ben. Yani bunun bir şiddet olduğunun dahi farkında değiliz. Aslında çok büyük bir yani. Yani şiddet deyince yumruk tekme direkt geliyor yumruk, ama. Aynen tekme falan. Ama onlar evet, şiddet kısmı daha büyük daha bence. Daha kuvvetli bir şiddet olabilir ama. Dersen bir arkadaşım vardı, lise zamanı. Kız evlendi seri şekilde. İşte ortaokuldan beri de çıkıyorlardı. Yıldan sonra aklıma gelen kızı böyle hayır, kızı bir yerde gördü. Yani o hayat işi gitmişti kızım. Ne oldu sen dedim? Yani dedim ki hocam çamaşırı astırmaya balkona dahi çıkarmıyor dedi. Ama bunu kabul etmiş. Yani bunu sevgi, böyle sevgi kapsülünün içine koyuyorlar bunu. Ve bunu birden çok meşrulmuş gibi davranmaya başlıyorlar. Aslında bu meşru bir şey değil yani. Yani aslında şöyle, yanlışın içindeysen, yanlışın içinde büyüdüysen, o yanlıştan dışarıda çıkmadıysan, doğru hiç önüne gelmediyse o doğru geliyor zaten. Evet. Yani kafesteki kuşa uçmak çok saçma geliyor. Evet, aslında evet. Doğası uçmak ama kafeste doğmuş, kafeste yetişmiş bir kuş için. Uçanlar da kötü imiş, bir imaj yaratıyor, öyle bir imaj oluyor. Çok güzel. Çok güzel örnekledin ya, gerçekten. Diğer sorumuza bakalım. Evet, benim en merak ettiğim soru bu. Şimdi sen kurmuşsun inşa etmesini düşüncelerini, artık kafanda bir düşünce var. Bu düşünceleri elde etmek için insanların bir köprüye ihtiyacı var, bir ara kaynağı, bir ara bulucuya ihtiyaç var. Yoksa insanlar bu düşünceleri kendi yöntemlerini bulabilirler. Ben babam tarafından özellikle psikolojik, sosyal ve fiziksel şiddete maruz kaldığım için işin içinde olup bile fark edememişim. Yani arkadaşının örneği gibi işin içindesin ama fark edemiyorsun. Ve okul bana bir köprü olmasaydı, çok değerli bir öğretmenim var Leyla Kahraman, bana bir köprü olmasaydı gördüğüm tacizin bile taciz olduğunun farkına varamayacaktım belki ben. Belki farkında olmayan birçok yardım bekleyen insan vardır. Ben onlara köprü olmak adına aslında senin kanalına da gelmeyi demiştim. Bir o, bir beş, bir de.
farkındalığımız yüksekse elbette okuyarak da, araştırarak da bu işi halledebiliriz. Ama birisinde görmek, birisinden işitmek belki biraz daha etkili oluyor bu aşamada. Şöyle, şimdi Raviye bu işe gerçekten gönül vermiş birisi. Bunun için gerçekten mücadele ediyor. Sosyal medya hesaplarını da Raviye'nin açıklama kısmına bırakacağım. Oradan onu da takip edebilirsiniz. Herkesin mesajına döner, kimseyi boş bırakmaz Raviye. Yardım isteyen herkesin. Mesajına döner. Yani fikir açısından boş bırakmaz. Son bir şey sormak istiyorum. Raviye, ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani gelecekte bu işi birazcık daha ileri taşımak, bir şeyleri daha iyi oluşturmak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Belki şunu soruyorum bunu. Belki biz sizden yol yapmak istediklerimiz için yardımcı olursunuz. Bana, bize beraber bir şeyler yaparız. Onun için burada alalım, sana bir daha aşağı. Aslında bunlarla ilgili çalışmalar yapabildiği çok dernekler de var. Kadın platformları özellikle bu aşamada daha aslında kendileri çalışıyor. Bu da bence feminizmi yanlış anlamaktan ileri geliyor. Feminizm en çok erkeklerin hoşuna gidecek bir kavram aslında. Çünkü feminizm kadın için değil, erkek için de lazım. En çok erkek için lazım ki ayakta kalabilirim, birbirimize destek olabilirim. Biz farklı cinsiyetler adı altında birbirimize muhtaç bireyleriz. Dediğim gibi bu bana bir parti ön ayak oldu. Umarım sesimi daha fazla insana duyurup insanları bireysel olarak kendini eğitmeye ön ayak olabilirim. Böyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu haftanın sonuna geldik. Siz de görmek istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz bu konu başlıklarını, röportaj olabilir ya da farklı bir gidişat olabilir fikir beyan açısından. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine tekrar söylüyorum. Bu videonun siyasi, politik bir amacı asla ve asla yoktur. Birazcık daha birilerinin sesimizi duyabilirim istedik. Ben de abone çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Burada kapatacağım videoyu. Yayında yapım demeye geçen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen şu kanala abone olalım. Zili açalım, videoya yorum yapalım, beğenelim ve dostlarımıza tavsiye edelim. Görüşmek üzere, iyi günler.